Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Haziran 2023 Pazar ve yabancı yarışlarda Şantili'deyiz arkadaşlar. Evet Fransa'da Şantili'de 7 koşulu program var. Aslında 10 koşu var orada. Ama 3. koşudan itibaren almışlar. Saat 15.41'de oradaki 3. koşu bizim 7'li prezenin ilk ayağı 1. koşu oluyor. Daha evvel de koçak olan yarışlarda çalışmamızı yapmıştık. Evet burada 7'li plase Nikaya'nı banko ile başlayacağız. Bu grup 1 koçusu bu arada. 4 yaşlı Araplar. Bütün usta jokeyler geldi. İngiliz jokeyler, Fransız jokeyler. Hatta zannedersem İspanyol asılı bir jokey var. Eduardo Perozo muydu? O bile var. Burada 1 numara banko arkadaşlar başlıyoruz. Al Şaka Pricing'in safkanları. 1 numara banko. Kapışacakları da bu yine aynı antrenör. Rahut. Hakadu Soleil. Yani eküller ikili yapar yani sizin anlayacağınız. Evet. 7'li plase banko ile başladık. İkinci koşu, grup 3 koşusu, 3 yaşlı İngilizler, 2400 metre ve 6'lı gayen başlıyor. Arkadaşlar burada tabii yine eküller çok ön planda. Hani zaten gözümüzün içine giriyor bu handikap puanları. Fabrelerin, özellikle bu Fabrelerin Dubai'den gelme 6 numaralı manyetiğin yazılışı ama öyle değil tabi manyetiğin yazılışı o değil. İngilizce değil yani o. 6 ve 7 numaralı safkanı alternatif banko arkadaşlar. Yani çok büyük bir şey bugün olur mu burada? Çok fazla da açılmamak lazım. Rakip 5 numaralı Rubis Vendom, Oisin Morphy ile. 4 numaralı St. James Park, Tony Picone. Ve 1 numaralı Don Diego de Vega, Alexis Pushin. Yabana atılacak bir safkan değil bu Lope de Vega yavrusu arkadaşlar burada görüyoruz. Eküller alternatif banko 5-4-1. Evet grup 3 koşusunu böylece geçmiş olduk. Şimdi yine bir grup 1 koşusu karşımıza çıkıyor. Zaten günün anlam ve önemini içeren yarış bu. Prix de Diane. Diane yaptık neyse. Grup 1 dişilere ait. Sadece dişi safkanlar var. 3 yaşlı İngilizler. 2100 metreye çıkacaklar. Burası tabii bu grup 1 yani olarak hiç rahat bir koşu değil bu. Çünkü öyle enteresan bir koşu olmuş ki birçok yerde yarış kazanan atlar toplanmışlar. Abi ben burada kazandım, sen orada kazandın. Bir araya gelmişler ve otomatikman bu grup 1 koşusuna çünkü 571 bin euro yani sonuçta atın belki de bir atın ömrü hayatında kazanacağı, sahiplerine kazandıracağı bir yarış. Toplamda 1 milyon euro dağıtılacak bu arada yani ikinci bile 228 bin euro alıyor. Arkadaşlar önceliğimiz burada 2 numaralı Jean-La Rose, Christophe Samuillon'la. Şimdi bu safkan daha henüz geçilmedi bir de gitti Longchamp'ta 14 Mayıs'ta grup 1'i kazandı bu safkan. Yani ilk olmaması imkansız. Bu safkanın bir sonraki handikap puanı 120 falan olur. Yani tek atılır mı bu Frankel yavrusu onu bilemem ama Fransa'dan başka hiçbir yerde koşmadı. Ve 250 bin euro ikramiyeli grup 1 yarışında da birinci oldu. Yani Elusive Princess burada bakın 8 numara onu geçti. Yarım boy gibi bir şey. Crown Princess onu geçti. Yani burası buradaki en iyi safkan şu anda görüntü itibariyle pistte de yatkınlığıyla bu. Bir numaralı Novaki Clifford Lee. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen veriyorum ama önemli olan bu attı. Üç numaralı Pense du Yor. Bayruzan Murzabe. Yani şu safkan hakkında da konuşmak lazım. Şimdi bu safkan da açık yarışlara katıldı. Tüm yarışları kazandı. Ama bu kadar değerli bir yarışı kazanmadı. Ama bu safkanın kapasitesi bu yarışta çıkacak ortaya. Yani Fabreler ile almış bir de bu antrenör grubu. Bakın bu antrenör grubu Fransa'nın en iyi antrenör gruplarından bir tanesi. Başka ata girmemiş. Sadece bu ata girmiş olay.
Yani çok bizi düşündürüyor bu hatta, onu söyleyeyim. İyi bir koşu bekleniyor. 9 numaralı Neverending Story Ryan Moore burada. 8 numaralı Elusive Princess Mikel Barzanon'a. Yani bu tabii hata yaparsa 2 numara. Yani mutlaka yazılmalı. 14 numaralı Blue Rose, sen Ekürler'den Ariane Lemateri. Bunlar sürprizde. Ekürler 15 numaralı Wise Girl var. 10 numaralı Caroline Street, Dylan Brown McManagle, İrlanda'dan geldi bu amcam. Ve 6 numaralı Tasmania, Tom Marquand'la. Bu da dikkat edilmesi gereken bir safkan. Tasmania'da. Şimdi Tom Marquand boş atabilmez. Ama bu Fransa'da alt gruplarda yarış kazanmış bir at. Bu da kapasitesi burada belli olacak bu atın da. Avustralya yavrusu. Kapasite var. Burada belli olacak. Yani bunları bir de 5 numara ilave edersek burayı kapatmış oluruz. Lindy, Christian Demura'yla. Biraz zor ama yine de yazalım. 2, 1, 3, 9, 8, 14, 10, 6 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Evet, şimdi 4. koşuya geçelim. Altılı Gaya'nın da 3. ayağı arkadaşlar. Listed bir koşu. Burada baktığımız zaman bu listed koşuda 11 tane safkan var. Banko atacağız burada. 1 numaralı No Day Self. Mikel Bazonella burada banko atacağız arkadaşlar. Evet. Galileo yavrusu. Kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz. Uygun bir grupta bulmuş kendine. Altta La Parisienne falan var ama yok arkadaşlar. Burada bizim düşüncemiz Mikel Barzalona burada götürecektir bu işi ve banko olarak veriyoruz. Yani bir banko atılacaksa o da bu at. Evet, 5. koşu handikap 4 tıkır İngilizler 1800 metre çıkacaklar. Yine zor bir koşu burada. 12 numaradan başlayalım. Andromeda, Marie Vallon. 15 numaralı Tall West, Eddie Hardwin. 17 numaralı Marvanko, Arjen Lemaitre. 7 numaralı White Whiskey, Benjamin Murray. 4 numaralı Rock Blank, Gerard Mosse. 1 numaralı Parşemin, Mikel Bazonov, Ekürisi. 10 numaralı Scottish Anthem, Bayruzan Murzabayev. Diyoruz. Ve son olarak 2 numaralı Night Top, Theo Bucklett. Evet. Bucklett. 12, 15, 17, 7, 4, 1, 2 diyoruz arkadaşlar. Benim burada atım yalnız White Whiskey, Benjamin Murray. Altıncı koşu grup 3 koşusu 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkıyorlar. Arkadaşlar burada ikinci bankomuz var. 1 numaralı Tribalist Mikel Barzalona ile Godolphin Ekürler'in banko. Evet. Tom Marquand zorlayacak, 2 numara zorlayacak. Onu söyleyeyim size. Hani eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hatta 3 de zorlayacak. Burada 1 banko. Yani 2 ve 3 de rakipler arkadaşlar. Hatta burada çok sürprize girerseniz 5 numaranın da böyle çılgın bir yarış çıkartma ihtimali var. Ya şimdi bu Fegenti son koşu arkadaşlar. Bunu neden böyle bu koşuya getirdiler gerçekten ben de anlamadım. Kadın binici koşusu. Yani öyle de bir de çok var yani kapat desek kapatamayacağız. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız burada. Evet 7 numaradan başlayalım. Karkov, Pauline Menges burada. Bu safkanların rakip noktasında 11 numaralı Lindomptable. Yani bu jokeleri söylemeyeceğim bile, ismine gerek yok. Bu ablamları tanımıyoruz biz yani bir şekilde. 1 numaralı Quartz d'Argent. 70 kilo yalnız bu. 2100 metre. Of 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 of. Yatmalık bir ayak yani. Ekürler 10 ve 15 Luna Chop ve Deville. Yani tabii bu aslında AGF oranlarına çok önemli. Yani AGF'den burada belli edecektir kendini. Yani biz gene bunları verelim. Olmazsa olmazımız bunlar. Yani burada bir bakarsınız şu Isabel 13 numaraya da arkadaşlar. 7, 11, 1, 10 ve 15 Ekürler ve 13 diyoruz şimdilik de.
Ama yine de siz sağlam gidin. Bir bakın AGF oranlarını. Burada AGF ilk 3 ya da ilk 4 attan bir tanesi gelmesi lazım normalde. Evet arkadaşlar, böylece Şantili Fransa ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün bakıyoruz. Shouting yayınımız var zaten, yayında şu anda. Turfontaine'de yayında. Amerika ilave olacak Belmont. O premium ride. İstanbul için premium üyelik gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma yaptık. Adana burada açık yayınımız zaten diyoruz. Bu şekilde premium üyelere ait olan öğlen saatlerinde tüm koşulu toplu halde şablonlarını veriyoruz. Yani bize göre en uygun olan tabii ki şablonları veriyoruz. Bugün Adana çok ilginç yalnız. Burada hep arka plandaki jokeyler hepsi Adana'ya gelmiş. Evet arkadaşlar, güzel bir pazar günü sizlerle olsun. Herkese bol şans, hoşça kalın.